Şimşek tarafından hazırlanan Türkiye'nin en uzun soluklu havacılık ve turizm programı Airport'a hoş geldiniz. Pilotlar ve kabin ekibi uzun uçuşlara nasıl hazırlanıyor? Yolcu alımından önce hangi kontroller yapılıyor? Uçak havalandıktan sonra işler nasıl paylaştırılıyor? Pilotlar ve kabin ekibinin uçaktaki dinlenme mekanları nerede bulunuyor? Boeing 777'lerde uçağın üst katındaki yatak odası nasıl bir yer? Uçakla seyahatin en az bilinenlerini araştırdık. Airport'un uçuş rotası, Almanya'nın müzisyenleri ve edebiyatçılarıyla ünlü iki şehri, Leipzig ve Dresden. Yapımcımız Güntay Şimşek'in konuğu, ünlü yönetmen Ezel Akay. İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma ne zaman olacak? Sun Express'in 2019'a dair hedefleri neler? Atak 2 helikopteri ne zaman göreve hazır olacak? Airport başlıyor. Uçakta seyahat ritüeli olan hazırlık ve yolculuk aşamasına dikkat edilmesi gereken önemli bir süreci içerir. Eğer hazırlık aşamalarında dikkatli ve temkinli olursak, seyahatimiz konforlu ve sorunsuz geçer. Bu konuda Airport olarak sizleri bilgilendirici birçok dosya haber hazırladık. Peki kokpit ve kabin ekibi uzun uçuşlara nasıl hazırlanır? Yolcu alımından önce hangi kontrolleri yapar? Uçak havalandıktan sonra işler nasıl paylaştırılır? Pilotlar ve kabin ekibi nerede dinlenir? Yolcular havalimanına dış hat uçuşu için 2 saat, iç hatlar için ise 1 saat önceden gidiyorlar. Terminalde işlemleri yaptırıp, kontrollerden geçip, uçağa binmek için belirlenen kapıda beklemeye koyuluyorlar. Kabin ve kokpit ekibi ise görev yapacakları uçak dar gövdeli tek koridorlu ise 1, geniş gövdeli çift koridorlu ise 1,5 saat önce terminale geliyorlar. Her havalimanında kabin ve kokpit ekibinin toplandığı özel alanlar bulunuyor. Türk Hava Yolları uçuş ekibi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2014'te hizmete giren Crew Garden isimli salonda toplanıyor. Biz de İstanbul São Paulo Buenos Aires seferinin uçuş ekibiyle Crew Garden'da buluşuyoruz. Amacımız kokpit ve kabin ekibinin pek bilinmeyen bir uçuşuna tanıklık etmek. Uçuş ekibinin tamamı Türk. Mesul Kaptan Nihat Ermiş, pilotlar Ali Emre Çalışkan ve Kamil Ünübol ile Flywise olarak isimlendirilen odada buluşuyor. Kokpit ekibi, kaptan pilotun önderliğinde uçuş planı çıkarıp uçuşla ilgili önemli bilgileri paylaşıyor. Burası bizim uçuşa hazırlık için ilk uğradığımız yer oluyor. Uçuş hazırlıklarımızı yaparken de o günkü uçağımız rotanın ayrıntılı tüm dosyalarımız burada bilgisayarımızda indiriyoruz. Daha önce hazırlanmış yol boyu bütün izinler alınmış olacak şekilde planlarımızı alıyoruz. Meteorolojik verileri elimize alıyoruz. Sadece gideceğimiz yer değil, yol boyundaki bütün hava alınmalı veya yol boyundaki havada karşılaşabileceğimiz bütün olası meteorolojik durumları bilgilerini elimize alıyoruz. Bütün planlarımızın bunlarla örtüştüğü şekilde bize tehdit olabilecek herhangi bir şey varsa gerekirse biz uçuş rotamızı değiştirecek şekilde isteklerimizi ve bilgilerimizi karşı tarafa bildiriyoruz. Kokpit ekibiyle aynı anda kabin ekibi de bir araya geliyor. Sorumlu kabin amiri Ayşegül Açıkgöz ekibine uçuşla ilgili bilgileri aktarıyor. Burası kabin ekiplerinin toplanma odası, ekip odası.
Biz burada bütün arkadaşlarımızla uçuş öncesi burada buluşuyoruz. Uçuşa geçmeden önce briefing yapıyoruz. Kabin ekibi numaralandırmaları burada oluyor. Daha sonra gideceğimiz ülkeyle ilgili gerekli paylaşımlar yapıyoruz. Sağlık kuralları veya yolcu sayısı. Uçuşta görevlendirilme nerelerde yapılacak. Özel durumlu yolcularımız varsa onları burada briefingimizde paylaşıyoruz. Uçak hazır bilgisi geldikten sonra her iki ekip salonda bulunan bordlardan uçaklarının konuşlandığı park yerini öğrenip odalarından çıkış yapıyorlar. Uçuş ekipleri normal yolcular gibi yurt içine gideceklerse apron kartlarını göstererek, yurt dışına uçacaklarsa pasaport ve gümrük işlemlerini yaptırıp güvenlik noktasından geçerek aprona çıkıyorlar. Apronda bekleyen özel tahsis edilmiş araca binip uçağın bulunduğu noktaya geliyorlar. Türk Hava Yolları'nın Akdeniz isimli TC-JJK kuyruk tescilli Boeing 777-300ER uçağı, her uçak gibi uçuş ekibi gelmeden önce görevliler tarafından kontrolden geçirilip temizleniyor. Ardından kokpit ve kabin ekibi son hazırlıklar için uçağa biniyor. Kabin ekibi checklistlerine bağlı kalarak uçaktaki teknik malzemelerin kontrolünü yapıyor. Yangın ve oksijen tüpleri, yolcu kapı basınçları, doktor kiti gibi malzemeler ve güvenlik araması yapılıyor. Arkadaşlar, doğrusu karşılamayı da full üniforma ceketlerimizle yaparız. Bilginiz olsun. Bu güvenlik araması ortalama 6 dakika sürüyor. Pilotlar da kokpitte arama yapıp uçuşla ilgili son kontrollerini gözden geçiriyorlar. Kokpit ve kabin ekibi yolcu alımından önce kaptan pilotun önderliğinde son bir briefing daha yapıyor. Kaptan pilot uçuş planı ile ilgili tüm ekibe bilgi veriyor. Hepinize iyi uçuşlar diliyorum. Bir yandan da bagajlarla ikram yüklenip uçağın rotasına göre belirlenen miktarda yakıt alımı yapılıyor. Kokpit ekibinden bir pilot ise harici kontrol için uçağın altına inerek kabloları, motoru, dikmeleri ve pilotları kontrol ediyor. Buna havacılıkta ground check adı veriliyor. Aksi bir durum olursa teknik ekibe bilgi verilip gerekli işlemler yapılıyor. Tüm yer kontrolleri tamamlandıktan sonra yolcu alımı için onay veriliyor. İlk yolcunun uçağa girmesiyle birlikte güvenlik nedeniyle kokpit kapısı kilitleniyor. Yolcular ise kapıda karşılanıp dikkatle gözlemleniyor. Uçuş esnasında emniyet ve güvenlik riski oluşturabilecek yolcuların tespit edilmesi, olası krizlerin önüne geçebileceği için yerdeyken tespit oldukça önemli. Yolcular tamamlandıktan sonra uçağın kapısı kapanıyor ve 18 saat sürecek olan seyahatimiz başlıyor. Özellikle uzun uçuşlarda kokpit ve kabin ekibi dönüşümlü görev yapılabilmesi için kısa uçuşlara göre daha kalabalık oluyor. Uzun uçuşlar olduğu zaman kokpitte görevli personel sayısı 3 veya 4 olmaya başlıyor. Böyle bir durum söz konusu olduğu zaman uçak içindeki dinlenmemiz de kalktıktan sonra düz uçuşa geçtiğimiz andan itibaren alçalışa başlamadan yani kısacası inişten 1 saat önce diyelim arada geçen süreyi biz kendi aramızda bölüşüyoruz. Ve o kadar süre hepimiz istirahat ediyoruz. Sırayla. Ama kokpitte her halükarda uçuş boyunca iki kişi oluyor. Ve iniş ve kalkış esnasında da görevli bütün personel kokpitin içinde olmak zorunda. Uçağın içinde nasıl dinleniyorsunuz? Uçağın içinde bizim kendi crew rest dediğimiz bölgeler var. Şu anda arkada gördüğünüz kapının olduğu yerden yukarıya çıkıyoruz merdivenle. İki kişilik dinlenme bölümümüz var. Bildiğiniz kampet şeklinde diyelim ama biraz modern hali. Hı hı. Yatakta yatıyoruz yani. Kendi istirahatimizi yapıyoruz. Uzun uçuşlarda kalkıştan sonra ve inişten önce olmak üzere iki ana servis yapılıyor. Ayrıca aralarda isteyen yolculara çay, kahve, su gibi içecekler de ikram ediliyor. Business class'ta ise uçağın mutfak bölümü galleyde atıştırmalık yiyecekler açık büfe şeklinde sunuluyor. Yolcular buradan kendileri kabin personelinden servis talep etmeden faydalanabiliyor. İki servis arasında ise kabin personeli nöbetçi bırakarak istirahate çekiliyor.
Zira kabin ekibinin terminale gelişiyle başlayan yoğun çalışma temposu uçuş süresince devam ediyor. Bu nedenle pilotlar gibi kabin ekibi de dönüşümlü olarak görev yapıyor. İstirahat süreleri sorumlu kaptan ve sorumlu kabin amiri tarafından koordine ediliyor. İniş saatiniz vesaire bunlar değerlendirildikten sonra geriye kalan süre iki grup halinde paylaştırılır. Dinlenilecek kabin ekibi için uçağın üst katında özel 8 kişilik istirahat alanı yer alıyor. Boeing 777-300ER uçağının kabin personelinin dinlendiği bölümdeyiz. Burada 8 tane bank var ve bu banklar da kabin personelinin pozisyonuna göre dağıtılmış durumda. Detaylarını Derya Hanım'dan alalım. Derya Hanım, buraya geldiniz dinlenmeye. 8 tane de bank var. En baştan en sona doğru dağılım nasıl oluyor? En senior kabin amiri ilk bulunduğunuz yere oturuyor. Daha sonra kabin memurlarının senioritelerine göre hepimiz gerekli yerlere dağılıp istirahatimizi yapıyoruz. En uzağa en yeniler mi gidiyor? Genelde öyle oluyor, evet. Kokpit ve kabin ekibi uçakta seyahatin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Uçuş esnasında pilotların sadece sesini duyarız. Ancak host ve hostesler yolculuğumuzun güvenli ve konforlu geçmesi için yoğun çaba harcarlar. Biz de saatler süren uçak yolculuğunun sadece bir kısmına tanıklık ederiz. Hepinize huzurlu ve güvenli uçuşlar. Bach, Schumann, Mendelssohn, Goethe, Schiller. Airport bu hafta Almanya'da müziğin ve edebiyatın izini sürüyor ve sizi Saksonya eyaletinin en önemli iki şehri Leipzig ve Dresden'de masalsı bir kültür turuna çıkarıyor. Leipzig yolculuğumuz İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlıyor. TK-1337 sefer sayılı uçağımız yaklaşık 2 saat 10 dakika süren uçuşun ardından Leipzig-Halle Havalimanı'na teker koyuyor. Havalimanında zaman kaybetmeden şehir turumuza başlıyoruz. Leipzig, Orta Çağ'ın karanlık dönemlerindeki kargaşalardan 1. ve 2. Dünya Savaşları'na kadar birçok badire atlatmış. Ancak kültür ve mimarisini bugüne kadar korumuş nadir şehirlerden. Nüfusu yaklaşık 550 bin olan Leipzig'de yaklaşık 1800'de Türk vatandaşı yaşıyor. Leipzig, Saksonya eyaletinin ticaret merkezi olarak gösterilse de bir kültür şehri. Biz de bu özel şehirdeki turumuza dünyaca ünlü Alman yazar Friedrich Schiller'in evinin önünden başlıyoruz. Schiller, doğal ve duygulu şiirler üzerine olan araştırmasını bu evde tamamlamış. Goethe ile olan dostluğu da bu eve taşınmasıyla pekişmiş. Leipzig halkı 1813 yılında Napolyon işgaline karşı direnmiş ve savaşın sonunda galip gelen taraf olmuş. Tarihe Uluslar Savaşı olarak geçen bu savaşta 600 bin kişi hayatını kaybetmiş. Saksonlar bu kanlı savaştan 85 yıl sonra 1898 yılında bir anıt yapmaya karar vermiş. Anıt savaşın 100. yılında yani 1913'te tamamlanmış. Kısaca Volki ismiyle tanınan anıt 91 metre boyuyla oldukça büyük. Türkçe anlamı Uluslar Savaşı olan bu anıtın bu denli büyük yapılmasının sebebi ise burada yaşananların merak uyandırmasını sağlamak ve gelecek nesillere geçmişlerini öğrenmeleri gerektiğini hatırlatmakmış. Birçok yazara, şaire ve opera sanatçısına ev sahipliği yapan Leipzig'teki en ünlü iki isim hiç kuşkusuz Johann Sebastian Bach ve Goethe. Leipzig'te üniversite öğrenimi gören Goethe, zamanının büyük bir bölümünü arkadaşlarıyla beraber Auerbach's Keller restoranında geçiriyormuş. Hatta Faust romanı işte tam burada yazılmış.
Biz de akşam yemeği için bu restoranı tercih ediyoruz. Leipzig'teki ikinci günümüzde sabah erkenden kalkıp şehir turumuza kaldığımız yerden yürüyerek devam ediyoruz. İlk durağımız şehrin tam merkezinde yer alan Johanna Park oluyor. 1801-1881 yılları arasında yaşamış, döneminin ünlü bankeri Wilhelm Theodor Seyfert bu parkı genç yaşta ölen kızı Johanna adına yaptırmış. Bu sebeple park hem bir anıt hem de şehri süsleyen turistik bir alan. Leipzig'te yaşayan birçok insan işe veya okula Johanna Parkı'nın içinden geçerek gitmeyi tercih ediyor. Çünkü burası temiz, sakin ve güzel havasıyla Leipziglilerin güne enerjik başlamasını sağlıyor. Ortasında bir de göl bulunan Johanna Parkı, çocuklarıyla gezenlerden yürüyüş yapanlara, bisiklete binenlerden köpeğiyle oynayanlara hemen hemen herkese ev sahipliği yapıyor. Birçok Avrupa kentinde olduğu gibi Leipzig'te de bisiklet kullanımı çok yaygın. Şehrin hemen hemen her yerinde bisiklet yolu ve bisikletler için ayrılan park yerlerini görmek mümkün. 7'den 77'ye herkes bisiklet kullanıyor dersek abartmış olmayız sanırım. Parkın büyülü atmosferinden ayrılıp şehir merkezine gidiyoruz. Açık havadaki şehir pazarı ilgimizi çekiyor. Meyve sebzeden süt ürünlerine, çiçeklerden bitki çaylarına kadar pazarda pek çok çeşit ürün yer alıyor. Sabah erken olmasına rağmen pazarın yoğunluğu dikkatimizi çekiyor. Güzel havayı değerlendiren Leipziglilerin alışveriş için açık hava pazarını tercih ettiğini anlıyoruz. Pazardan ayrılıp dünyaca ünlü bestekar Johann Sebastian Bach'ın müziğinin peşine takılıyoruz. Bach, hayatının son yıllarını Leipzig'te geçirmiş. Ölümcül hastalığına teşhis konduğu 1749'dan 1750'deki ölümüne kadar bütün konserlerini St. Thomas Kilisesi'nde vermiş. Bach 28 Temmuz 1750'de son nefesini vermeden önce St. Thomas Kilisesi'ne gömülmeyi vasiyet etmiş. Bu istek üzerine kilise yetkilileri Bach için özel bir bölüm ayırmış. Burada ünlü bestekarın fotoğrafları ve eşyalarının yanı sıra mezarı da yer alıyor. Kış ayları olmasına rağmen şehir oldukça kalabalık. Biz de mimarisiyle dikkatimizi çeken bir pasaja giriyoruz. Birçok hediyelik eşya dükkanının yanı sıra pastane tarzı yerlerin de bulunduğu pasaja gelenler adeta Goethe'nin roman kahramanı Faust'la 19. yüzyıl havasını yaşıyor. Pasajdan çıktığımız gibi Leipzig'in klasik müzik ruhu bize uygulamalı bir şekilde merhaba diyor. Bu sefer akşamki sokak sanatçılarından farklı olarak bir piyanist halka mini bir konser veriyor. St. Nicholas Kilisesi'nin Leipzig için anlamı büyük. Çünkü burası 1989'da ayaklanan Doğu Almanların toplanma noktası olmuş. Bu sebeple kilisenin hemen yanında ayaklanmada ölenler için bir anıt yapılmış. Doğu ve Batı Almanya birleştikten sonra hayatlarını kaybedenler için her pazartesi dua edilmeye başlanmış. Leipzig'te şehir içinde seyahat etmek gerçekten çok kolay. Biz yürüyerek gezmenizi öneriyoruz ancak şehrin her tarafına tramvayla ve otobüslerle de gidebilirsiniz. Sanat kokan Leipzig turumuzun sonuna doğru şehrin en yüksek noktalarından biri olan Panoramik Kule'ye çıkıyoruz. Kuleden şehre baktığımızda planlamanın kusursuz olduğunu daha iyi anlıyoruz. Büyük öbekler halinde yeşil alanların yanı sıra binaların yükseklikleri de belli bir seviyede tutulmuş. Bu sayede kulenin neresinden bakarsanız bakın, şehri aynı perspektifte görebiliyorsunuz. Müzik
Panoramik müze ise 1813'teki Uluslar Savaşı'nı anlatıyor. Müzenin duvarlarında savaş yıllarına ait tabloların yanı sıra 1800'lerde kullanılmış birçok araç gereç de sergileniyor. Dikkatimizi en çok müzenin tam ortasına yapılmış olan panoramik resim çalışması çekiyor. 1813 Uluslar Savaşı'nın temsili resmini yansıtan bu çalışma, içeri giren herkesin tüylerini diken diken ediyor. Resim o kadar gerçekçi yapılmış ki ne tarafa dönerseniz dönün savaşı yaşıyorsunuz. Panorama 1813 Müzesi ile birlikte Leipzig'teki turumuzu tamamlıyoruz. Sanat dolu bu kentten ayrılıp Saksonya eyaletinin başkenti Dresden'e doğru yolculuğumuza başlıyoruz. Dresden'e olan yolculuğumuz karayoluyla 1,5 saat sürüyor. Mimarisiyle büyüleyici bir şehir olan Dresden'de turizme tarih hakim. Her sokağında Rönesans akımının etkilerinin görüldüğü Dresden, ziyaretçilerini heykeller ve resimlerle karşılıyor. Bizim de ilk dikkatimizi çeken, kent merkezinin duvarlarını süsleyen Kral Augustus ve ordusunu temsil eden resimler oluyor. Elbe Nehri, ortasından geçtiği Dresden'i eski ve yeni şehir olarak ikiye bölüyor. Bizim bulunduğumuz eski şehir, Kral Augustus'un zamanında Dresden'in merkeziymiş. Daha sonra yeni şehir diye anılan nehrin karşı tarafına parlamento binası inşa edilmiş. Bu sayede eski parlamento binası turizme açılarak şehrin daha fazla turist çekmesi sağlanmış. Frauenkirche yani Kadınlar Kilisesi Dresden'in en önemli yapılarından biri. Yaptığı çalışmalar ve topladığı yardımlarla dünya çapında birçok kız çocuğuna yardım eden kilisenin içindeki mimari ziyaretçileri büyülüyor. Kadınlar Kilisesi aynı zamanda şehrin en yüksek kulesine de sahip. Yerden tam 80 metre yükseklikteki kuleden Dresden'i panoramik bir şekilde görmek mümkün. Elbe Nehri üzerinde 4 köprü bulunuyor. Biz Augustus Köprüsü'nü kullanarak eski şehirden yeni şehre geçiyoruz. Burada farklı mimarisiyle bir sokak ve bina bizi kendine çekiyor. Binanın dış duvarlarındaki yağmur boruları müzik aletleri mantığına göre tasarlanarak döşenmiş. Yağmurlu günlerde borulardan akan suların çıkardığı sesler adeta senfonik bir beste oluşturuyor. Almanya'nın Saksonya eyaletindeki turumuzu Dresden ve Leipzig'ten en özel görüntülerle sonlandırıyoruz. Airport'tan merhaba sevgili izleyiciler ve değerli dinleyenler. Bu hafta yine sanat dünyasına yolculuk yapıyoruz. Önemli bir konuğum var. Ezel Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sanat dünyasına nasıl bir yolculuk yapmak lazım bilemiyorum. Çünkü sizin dünyanız çok daha renkli. Yani evet renkli olduğu kesin. Ama acısız değil yani merak evet. etmeyin. Hani sadece renkli. Sıkılmıyorsunuz çok ama bunalıma girebiliyorsunuz. Bize seyahat etmek için biz devamlı seyahat ediyoruz. Özellikle sinemacılar. Sürekli seyahat halinde olduğumuz için arkadan yetişmeniz lazım. Yani gezmeyenden sinemacı olmaz. Öyle bir peki şey imkan yok. İlk gezme denince sizin için tarih nedir? Ne zaman kendi başınıza şöyle bir gezmeye çıktım, dolaşmaya çıktım? İlk seyahat mesela. Aşağı yukarı 17 yaşındayken hani bir böyle bir yaz kampına, bir eğlencesine katılmak üzere aileden izin alıp gitmiştim hatırlıyorum Marmaris'te bir yere. Evet. O sıralarda da yani aşağı yukarı 18 yaşında falan ilk uçağa bindim. Hani uçakla bir yerden bir yere gitmek şart gibi. Şart değil uçak kastım da, o biliyorum, değil. Biliyorum, evet. Biliyorum onu anlıyorum da. 18 yaşından sonra yani üniversiteye girdiğim andan itibaren zaten hani Bursa'dan İstanbul'a geldim ve
Özgürüm. Kendi kendime. Tabii, özgürüm diyorsunuz. Herkes de kendi kendine yap bir şeyleri bekliyordu zaten o dönemde. Yapsın diye de bekliyor. Evet, siz de zaten o yola girmiş oluyorsunuz. İlk senede yani ilk defa hayatımda yurt dışına çıktım. Gene üniversiteye girdim ilk yılında. Ha, erken çıkmışsınız. Evet. Orada bir müzik kulübümüz vardı. Onun üyesi olarak ilk senenin sonunda İspanya'da bir müzik festivali vardı üniversiteler arası. Güzel yere de gitmişsiniz. Bir otobüs kiraladık. Evet. 30 kişilik bir müzik grubumuz vardı. İçini konservelerle, yiyeceklerle doldurduk. Ve karadan, Akdeniz kıyılarından, İtalya'dan, yani Yunanistan'dan, İtalya'dan geçip, Fransa'dan geçip, Andorra'dan geçip İspanya'ya ulaştık. Çok güzel. Rotada nefis bir rota. Nefis bir rota. Muazzam benim yani hayatıma damgasını vurmuş gerçek bir yolculuktur. Dönüşü de aynı şekilde yaptık. İspanya'da ne kadar kaldınız? İspanya'da da bir hafta kaldık. O da işte güzel. Festivale katıldık. Barcelona'da. Şimdi mühendislik okuyorsunuz ama okuduktan sonra mesleğiniz yapmaktan ziyade aslında sizin ilgi alanınız çok daha farklı. Evet, oyunculuk, tiyatro. Evet. Eğitimi için bu sefer tekrar yurt dışına gidiyorsun. Evet, gittim, doğru. İşte o da benim ilk büyük Amerika seyahati İlk oldu. Uzun seyahatiniz. Evet, ilk büyük ve uzun kaldığım. Evet. Şey, 1,5 sene, 2 seneye yakın kaldım orada. Bir yüksek lisans programına yazıldım. Tiyatro yüksek lisansı. O da bana hani biraz daha profesyonel bir nosyon verdi ilk sene özellikle. Orada oynadım da. Profesyonel olarak bir tiyatroda da oyunculuk yaptım. Dönem bu, hangi yıllardı bu? 80'ler. Yani evet. 80'li yıllar. 83'te, 84'te gittim. 86'da döndüm. Ondan sonra da hani Allah şey seyahat ya Resulallah evet diye Evliya Çelebi rüyasını görmüş ya, yanlış anlamış. Bize de öyle oldu. Tam aslında sizin o Karagöz Hacivat filminin yahut da Bursa'daki Karagöz Hacivat'ın karşı tarafında da biliyorsunuz Süleyman Çelebi'nin şeyi var. Vardır, evet, aynen öyle. Yok, yani seyahat ya Resulallah denince. Tabii. Yani biz dediğim gibi ben üniversite işini yani eğitim işini bitirip Amerika'dan döndükten sonradan itibaren reklam filmi yönetmenliği yapmaya başladım ve sürekli olarak hem yurt içi hem yurt dışı neredeyse her proje için artık yola düşen sanatçılar olduk. Evet. Yani bitirdiniz işte okul, eğitim, yönetmenlik geldiniz. Bu arada kendinize seyahat, tatil anlamında nasıl ikramlarda bulundunuz? Neler yaptınız? Aa, şimdi şöyle bir dönem özellikle reklamcılığın başında zaten dediğim gibi sürekli olarak bir yerlere gidiyorduk. İşte Güney Afrika'ya gidiliyor, oraya gidiliyor film çekmeye yani reklam filmi için. Özellikle 90'larla 2000'ler arasında reklamcıların çok büyük kaynaklar kullandığı yüksek bütçeli birçok projenin yapıldığı bir dönemdi reklamcılık. Güney Afrika çok popülerdi. Tabii. Hala popüler çünkü bizde kışken orada yaz. Evet. Dolayısıyla çekilmesi gereken film için oraya inmek aynı saat dilimindeyiz falan. Doğru. Yani bir de orada çok pahalı değil. Hani Avrupa ülkeleri kadar pahalı olmayan prodüksiyonlar yapılabiliyordu. Onun için çok gidiliyordu hakikaten. Hala da gidiliyor ara sıra. Şimdi artık hani gitmek kolaylaştı. Dünyanın her yerine gidiliyor. Yani Maldivler'de de çekebiliyorsunuz. Orada da çekebiliyorsunuz. Dünyanın bütün film ekipleri birbirini gayet iyi anlayan bir dilde konuşuyorlar. Çok ilginçtir. Evet, ortak bir dilimiz var. Pilotlar gibi aslında yani havacılar gibi. Yani ortak bir dil ve jargon vardır. Biri diğerini tanır. Yani buradan götürün bir film ekibinden bir set işçisini oraya koyun. 5-10 dakika sonra onu yabancılığını göremez. Tabii o çünkü yapılacak işler çok standartlaşmış. Çekim olmadan dolaşma, gezme amacıyla gittiğiniz nereler oldu? Benim eski eşim Amerika'da okuyordu. Bir sene, böyle bir 6-7 ayda tabii görüşemiyorduk. Onunla bir hani bir para biriktirdik ve bir seyahat yapalım bir hafta 15 gün diye. Çok güzel bir seyahat yaptık. İngiltere'ye gittim, onu aldım. Amerika'dan geldi. Yani şimdi bir yerde buluşmamız lazım. Evet. Hani daha kısa, daha ucuz yolları araştırdık. O İngiltere'ye gelirse, ben de oraya gelirsem oradan bir uçakla Mısır'a gidebiliriz en ucuzdan dedik. Yaptık onu, buluştuk orada. Başladık gezmeye. Yani Kahire'den başladık. Piramitler, şunlar, bunlar. Nil boyunca aşağı indik. İşte orada Asvan
Tekne turuydu. Araba kiraladık. Evet. Ben özellikle araba kiralamak istedim. Çünkü dura kalka yani müthiş bir coğrafya. Daha olması. İyi geçiriyoruz. Müthiş bir coğrafya. Nil'in kenarından durduk, Nil'de yüzdük, çıktık. Ne bileyim Asvan'a gittik. Ondan sonra işte bu Agatha Christie'nin Çölde Ölüm'ü yazdığı meşhur otele gittik falan. Tabii hani bir sinemacıyız sonuçta, oraya gitmezsek olmaz. Böyle yaklaşık bir 15 günlük yemeli, içmeli, gezmeli bir tatil yaptık. Mısır mıydı? Mısır'dı. Yani. Gezdik, yedik, içtik, eğlendik falan filan. Böyle çok yorulduk. Ama işte gece yattık, uyuduk. Ertesi günde işte cuma günü de uçağımız var. Yattık, uyuduk, kalktık. Eşyalarımı topladık, hadi gidiyoruz falan filan. Ücret ödeyeceğiz. İşte 7 günlük, 7 gecelik ücret. Dedik ki biz 6 gece kaldık dedik. Yani haftalık şey. Yo 7 gece kaldınız dediler. Olur mu canım dedik, bugün cuma değil mi? Hayır, cumartesi. Biz o yorgunlukla 24 saat uyumuşuz. Ve bütün uçaklar ve bağlantılarıyla kaçtı. Pahalıya gelmiş ama. Biraz pahalıya gelmiş oldu. Bu ya anıyı veyahut da böyle bir hatırayı biriktirebilmek için de yani biraz bir riske girmek lazım. Ya, biraz lazım yani. Evet. Yoksa böyle anlatacak bir hikayeniz olmaz. Evet evet doğru. Doğuya doğru seyahat ettiniz mi? İran'da benim dostlarım, sinemacı arkadaşlarım var. Oraya gidip kaldım iki kere. Hindistan'a gittik. Doğu Basra Körfezi'nin hani Arap Yarımadası tarafına emirlikler oralara gittik. Hindistan'ın hem batısına hem doğusuna gittim. Evet. Sinema stüdyoları vardır batısında yani Mumbai civarında. Onları ziyarete gittik çok. Yani gezmeye de gittik. Nepal'e gittim. En etkileyen yer neresi oldu? Aslında beni en etkileyen yer Çin oldu. Daha sonra işte geçen sene Çin'in hangi bölgesine gittin? Çin'in hem Şanghay hem Pekin o aradaki esas olarak o ikisi. Aslında oldu. Sizin gitmeniz gereken yer Sincan veyahut da Urumqi. Sincan tam Sincan sizin gözlem benim, yapacağınız bir yerdi. Evet, Sincan zaten yani şöyle bu iki şehre de gittim. Ve Sincan'ı konuştuk hep orada sinemacılarla. Yani benim yapmayı istediğim bir İpek Yolu üzerinde geçen yani Çin'den Anadolu'ya uzanan İpek Yolu üzerinde geçen bir fantastik yolculuk hikayesi var. Uzun süredir uğraştığım. Onun önemli bölgesi yani önemli görsel bölgelerinden biri de Sincan. Orada böyle renkli dağların olduğu yöreler yani fantastik bir film olduğu için. Olacak. Yani Sincan bölgesine Urumqi'den falan mı? Bu hayır arada, şeyden. Çin'in kuzeydoğusundan başlıyor. Orada bir İpek yolundan kalma. Bizde tabii çok var kervansaray. Aynı kervansaray miktarını oralarda bulmak mümkün değil. Tarzları da biraz farklı ama bir tane bulduk. Çok güzel bir eski kervansarayda başlıyor hikaye. Bir aşçıyla, bir Türkmen Selçuklu aşçıyla Çinli bir prenses karşılaşıyorlar. Çinli prenses hikayesi. Sultan'a Selçuklu Sultan'a elçi diye gönderilmiş. Yolda da kervansaraya düşüyor. Başında kötülü adamlar var. Bizimki onu kurtarıyor. Başlıyorlar birlikte yolculuk yapmaya. Kervansaray Çin'in kuzeyinden Konya Sultanhanı Kervansarayı'na kadar geze geze ve çok fantastik yaratıkla Tepegöz'le, Azrail'le şunla bununla karşılaşarak Sarı Ejder'le bilmem neyle nasıl bir ulaşım aracı kullanıyorlar o atlarla gidiyorlar, atlarla. Büyü var şamanlık var, halı uçuyorlar. Falan da var mı uçan halı yok, bir tek halı yok. Mesela yaz gelince veyahut da biraz sıkılınca illa yazda şart değil çünkü biz burada kışı yaşarken işte yaz olan yerler de var. Öyle bir başımı alıp gideyim dediğiniz zamanlar oluyor mu? Olunca ilk aklınıza neresi gelebilir? Kesinlikle ben hani seyahat için doğmuş birisiyim. Biraz daha hani böyle lastikli toplar vardır. Böyle çocuk oyuncağı böyle atarsın geri gelir eline. Benim için ideal yaşam tarzı o. Bir yere bağlayacaksın ipin ucunu, lastiği. Sonra topu atacaksın, oraya gideceksin. Bir an için orada duracaksın tak diye geri geleceksin. İdeal yaşam böyle bir şey benim için. Çok merak ettiğim bölgelerden biri şeydir, Şili-Arjantin arasındaki Patagonya
bölgesidir mesela. En şey. Çok garip doğal bir yer. Doğal yaşamı, evet, vadileri. Çok evet. Garip bir yer yani. Evet. Hakikaten hem ıssız hem böyle dik bir vadiler. Bir tane bölge ama bir sürü mevsim iç içe. Uçak seyahatiyle aranız nasıl? Gayet bilince iyi. Uyur gittiğiniz yerde uyanır mısınız? Aynen öyle. Ben o kadar çok seyahat ettim ki bende artık jet lag problemi diye bir şey kalmadı. Enteresan bir şekilde vücut alışıyor ona. Yani hani bir 10 saat uçtunuz, indiğiniz yerde zaten dünyada bulunduğunuz nokta değişmiş oluyor. Bir böyle sarsılıyorsunuz. İlk başlarda olurdu. Bende hiç artık öyle bir şey olmuyor. Ben hani mahalleme geldim gibi iniyorum uçaktan ve hemen orada o kültürde ne varsa içine girmeye kaldığınız çalışıyorum. Kaldığınız yerden evet, devam ediyorum. Devam ediyorsunuz. Uyuyorum sayılır. O garip bir şey uçakta uyumak. Yani uykuyla uyanıklık arası bir şey. Ama bedeni dinlendiriyorsunuz. 7-8 saatlik seyahatlerde genellikle de gece aşıldığı için uyunuyor bir şekilde. Koltuk tercihi nedir? Cam kenarı mı, koridor cam mu? Cam kenarı tercih ederim. Sebep? Ben. Manzara mı? Ben göreceğim. Evet. Havadan da sadece manzara değil. Bakacağım ne var, ne çekilir. Evet. Sinemacının gözü böyle fırsat kaçırmayı sevmez. Yani her baktığı şeyde çeker miyim bunu? Buraya bir kamera koysam olur mu diye düşünüyor insan. Peki o yani uçağa binince hayattan işte sizi etkileyen ortamlardan biraz daha kurtarmış oluyorsunuz. Aynen ve kendinizle baş başasınız. Aynen evet. Orada düşünme faslınız kendi kendinizle olduğunuz için proje geliştirme size ilham verme durumu nedir? Valla ilginç bir soru. Büyük ihtimalle siz bunu yaşıyorsunuz da onun için soruyorsunuz. Bu soruyu bile herkes evet. Farkında değil. Çünkü gerçekten uzun seyahatlerde tam kendi kendinize kalıyorsunuz. Hani yanınızda hele arkadaşınız varsa bile öyle. Ben genellikle nefis bir kurtuluş anı olarak görüyorum bunu. Yani bilgisayarım oluyor genellikle yanımda. Açıyorum, çalışıyorum, okuyorum. Film seyrediyorum. Yani böyle çok iyi geçen bir zaman oluyor. Bir de hani ders çalışmam gerekiyor. Yani bir senaryoyu bitirmemişim. Hep öyle şeyler oluyor. Onu değerlendirmek için gayet uygun. Başarılar. Katıldığınız için de teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Atatürk'ten İstanbul Havalimanı'na taşınma için yeni tarih olarak Nisan'ın ilk haftası açıklandı. 5 Nisan saat 03'te başlayacak olan taşınma 45 saat sonra 7 Nisan saat 00'da tamamlanacak. Taşınma sürecinde uçak iniş ve kalkışları her iki havalimanında eşit olarak yapılacak. Atatürk Havalimanı 35, İstanbul Havalimanı 35 olmak üzere saatte 70 uçuş gerçekleşecek. 7 Nisan saat 00 itibariyle Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. İstanbul Havalimanı'nın ise 7 Nisan saat 00 itibariyle saatlik kapasite değeri 40 iniş, 40 kalkış, toplam 80 uçuş olarak belirlendi. Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, İstanbul'da bir basın toplantısı düzenleyerek 2018 verilerini paylaşıp 2019'a dair hedeflerini açıkladı. Basın toplantısında Genel Müdür Jens Bischoff, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ve SunExpress Almanya Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen yer aldı. Genel Müdür Bischoff, 2018 yılında bir önceki yıla göre %10 büyüyerek yaklaşık 1 milyar 300 milyon euro gelir elde ettiklerini açıkladı. Geçen yıl 10 milyon yolcu taşıyan hava yolunun doluluk oranı ise %84 olarak gerçekleşti. 2019'da Orta Avrupa'dan Türkiye'ye 6,6 milyon koltuk arz eden havayolu 9 yeni noktaya uçuş başlatacak. Savunma Sanayi Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, Atak 2 helikopteri için imzaları attı. Ağır sınıf taarruz helikopteri projesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu alandaki ihtiyacına yönelik olarak başlatıldı. Geliştirilecek helikopter, mevcut Atak helikopterinin yaklaşık 2 katı kalkış ağırlığına sahip olacak. En üst sınıf taarruz helikopterleri arasında yerini alacak olan hava aracı, 1200 kilogram faydalı yük taşıyabilecek.
İki adet turboşaft motora sahip olacak helikopterin ilk test uçuşunu 5 yıl sonra yapması planlanıyor.